Evet sevgili arkadaşlar, 2-2 biten bir maçtan sonra şu anda karşınızdayız. Maçla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hafta içi çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum takım halinde. 8 tane oyuncumuz yoktu bu kadroda. Diğer genç oyuncularımıza elimizden geldiği kadar fırsat vermeye çalıştık. Genç kardeşlerim gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 2-0 yaptık. 2-0'dan sonra yediğimiz golde 10 kişi kalmıştık. Oyuncum dışarıda kalmıştı. 2 tane oyuncu değiştiriyordum. O ara duran toptan oyuncu değişiklik olmuş olsaydı şu anda belki galip de gelecektik. Üzgünüz. Berabere kaldığımız için yolumuza devam ediyoruz. 16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz biliyorsunuz. 18 kişilik bir kadromuz vardı bugün. 2 tane kaleci, 3 tane kalecim vardı yedekte. Diğer oyuncular hepsi 16-17 yaşında. Bizim amacımız, hedefimiz milli takımlara, Eskişehirspor'a futbolcular yetiştirmek, Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Ben oyunculardan son derece memnunum. Bize destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza, Eskişehirspor camiasına, taraftarlarına çok çok teşekkür ederim. Altay'a da başarılar diliyorum. Var mı sormak istediğiniz? Hocam, rakip takımın teknik direktörü. Evet, herkes duydu, evet. Siz de duydunuz. Özgür Tunum'a söylediği iddia ediyor. Kavganın çıkışta dediği o oldu. Yani kimden devamlandığınızı iddia ediyor. Doğru mu dediğini bilmiyorum. Siz duydunuz. Duydum ben de. Bütün Türkiye duydu. Şimdi ben size şunu ne söylüyorum. Biz geçen hafta Erzurumspor, Altay, Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Bunu bir kenara bırak. Gerçekten Çınar'dır. Sevgim, saygım her zaman sonsuzdur. Ama geçen hafta Erzurum'da bir iki oyuncunun, futbolcularımızı başka şeylerle itham etmek, bu hafta da Yalçın Hoca'nın da nemalandınız mı? Böyle büyük bir camiye bakın. Nemalandınız mı? Herkes duydu. Televizyonlarda zaten Özgür de gelen orada bir ara karıştık. Ama şunu söylüyorum. Bizim amacımız, hedefimiz 16-17 yaşında Eskişehirspor'a, milli takımlara futbolcu yetiştiriyoruz. Ben hayatım boyunca futbolculuk döneminde, teknik direktör futbolculuk döneminde kırmızı kart görmedim. Teknik direktörlük döneminde şimdiye kadar dışarı atılmadım. UEFA Fair Play ödülü alan ilk teknik direktörüm. Türkiye'de şu anda bir. Yalçın Hoca'ya şunu teklif ediyorum. Çok Yalçın Hoca'yı ben çok seviyordum. Ama bu bizi hakikaten inanılmaz üzdü. Şunu ne söylüyorum. Yalçın Hocam, bunu söylediysen lütfen ispatla. Eğer ispatlamıyorsan ya da ispatlarsan teknik direktör diplomayı yırtarım, diploma. Eğer ispatlamasan sen yırt. Bakın, Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor bir çınardır. Eskişehirspor çok büyük taraftarı, geçmişi, Cumhurbaşkanlığı kupası, Başbakanlık kupası kazanmış bir Eskişehirspor var. Biz küllerimizden doğacağız. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz. Lütfen Eskişehirspor halkına, Eskişehirspor taraftarlarına, herkese sesleniyorum. Lütfen Eskişehirsporumuza sahip çıkın. Biz teknik direktörler olsak da olmasak da bu kulüp yaşaması lazım. Eskişehir, başka Eskişehirspor yok. Ondan dolayı lütfen takımımıza sahip çıkalım. Başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, herkes bu takımı çok seviyor, çok sahip çıkıyor. Bir birlik olalım. Şu Eskişehirspor'u bir ayağa kaldıralım. Yani ondan dolayı gerçekten bu konuşmayı yaptığım için bir teknik direktör olarak hakikaten üzgünüm. Hayatım boyunca ilk defa Mustafa Özer olarak ilk defa böyle bir konuşma yapıyorum. Benim işim elimdeki oyuncuları antrenman yaptırıp maça çıkartmak. 16 yaşında ben 16 yaşında oyuncu soktum sahaya.
Hiç mi vicdanı sızlamadı? O çocuk 16 yaşında milli takımda oynayan bir futbolcu. Hiç mi? Benim eğitmenlik yaptım. 850'ye yakın hocaya kurs verdim. İlk öğrettiğim şey rakibe saygı, taraftara saygı, bizi izleyenlere saygı. Yani fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi Altay çok büyük bir camia. Erzurum, diğer kulüplerimiz çok büyük camia. Hepsine saygım var. Ama biz teknik direktörler böyle kulaktan duyma. İşte şurada biz çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. 8 tane oyuncu eksik olmasına rağmen. Altyapıdan oyuncu çıkartmama rağmen. Buna saygı duyun, saygı. Biz burada emek veriyoruz. Çıkar oynarız, yeniliriz, berabere kalırız, kaybederiz. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama lütfen bizi içine çekmeyin. Bizim olduğumuz yerde, başkanımızın yönetim kurulunun olduğu yerde, bizim olduğumuz yerde, bizim kulüpte, hayatta şey olmaz. Biz Eskişehir sporluyuz. Biz Eskişehir spor için varız. Soruna cevap verebildim mi başkanım? Başka var mı? Başka soru yok herhalde. Sağ olun. Var mı? Çok teşekkürler. İlginiz, alakanız için sağ olun.